Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi Karekök yayınlarının MPS soru bankasını çözüyorduk. Geometri soru bankasının birinci kitabını çözüyoruz dostlarım. İkinci bölümümüze geldik. Bölüm 2'deyiz şimdi dostlar. Bu bölümümüzde tam 30 tane köşe taşımız var. Açıları öğreneceğiz bu bölümümüzde. Tane tane anlatmaya çalışacağım. Dikkatli dinleyiniz, iyi öğreniniz kardeşim. Gerekirse ufak tefek notlarda kağıtlarınızı alınız. Taktik söylediğim durumda mutlaka o taktiği bir deftere, bir kağıda mutlaka not edin. Taktikler hayat kurtaracak canım kardeşim. Evet, hemen ilk köşe taşımızla başlayalım. Şimdi ilk köşe taşımız ikinci bölümün birinci köşe taşısı dostum. Burada açı çeşitlerini, açıları öğrenmeye çalışıyoruz. Bize açıları öğretmeye çalışıyor. Açıları birbiri türünden yazmayı öğreniyoruz. İşte derece, grad, radyan cinsinden yazmayı öğretmeye çalışıyor. Yani bu bölümden birinci bölümün bir pardon ikinci bölümün birinci köşe taşından, hatta ikinci köşe ve üçüncü köşe taşı da diyebilirim ben, soru çıkacağını çok da düşünmüyorum dostum. Ama yine de temel bir bilgidir. Bunları da bilmekte kesinlikle fayda var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Şu odaklanma kısmını da bir halledeyim şöyle. Evet, birinci sorumuz. 72 derecelik açı kaç grattır diye bir soru sormuş bize ki hocalarım zaten yukarıda konuyu anlatırken özelliği de yazmış. Birbiri arasında geçişi yazarken şöyle bir formül yazmış bakın. Derece bölü 180 eşittir grad bölü 200 demiş. Yani bize kaç dereceyi soruyor? 72 dereceyi. O halde şöyle olacak. 72 derece bölü 180. Acaba kaç grattır bölü 200? İşte bunun sonucu da gradı bize verecek dostum. Hemen sadeleştirmemizi yapalım. Şu sıfırları götürelim. 18 ile 72'yi sadeleştirelim. 4 kalsın. İçler dışlar yapıyorum. Şurada 1 kaldı. G ile 1'in çarpımı G. 4 ile de 20'nin çarpımı 80'dir dedim. Birinci sorumun cevabı Denizli'den çıktı bile. Hemen geçtik 2 numaralı sorumuza. Diyor ki ölçüsü 5 pi bölü 3. Bakın pi ile açılarımız radyan diye okunuyor. Açının derece cinsinden ölçüsü nedir? Şimdi yine yukarıda bir formül vermiş ama biz bu pi'li sorularda şunu bilelim dostlarım. Biliyorsunuz da zaten pi dediğimiz şey 180 dereceye karşılık geliyor. O halde pi gördüğüm yere hemen 180 yazayım ben. Şöyle olacak. 5 çarpı 180 bölü 3 olacak. 3 ile de 180'i sadeleştirelim. 60 kalsın. 5 çarpı 60'tan 300 dereceye eşittir diyelim. Cevabı da Bursa işaretleyelim hemen. Şimdi geldik 3 numaralı sorumuza. Hadi okuyalım soruyu. 5 pi bölü 8 radyan kaç grattır diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada da iki seçeneğim var. Eğer istersen önce bunu hemen dereceye çevir. Dereceden de grata çevir. Ya da direkt formülü kullanalım dostum. Bakın neydi formül? Grat bölü 200 şuna eşittir. Radyan yani 5 pi bölü 8 bölü pi'dir. Radyanın formülümüz de bu pi olacak. Hatta şu pi'ler direkt gitti. Ne kaldı burada? 5 bölü 8 kaldı. Hatta hemen 4'e bölelim bunu 2. 4'e bölelim bunu 50. Hatta 2'ye de bölelim. 2'ye de bölelim. Ne kalsın burada? 25. Şimdi burada da 1 kaldı. Gratla 1'in çarpımı grat. 5 ile 25'in çarpımı da 125 gratmış. Demek ki C şıkkını işaretleyecekmişiz dedik. Geldik 4. sorumuza. 4 numarada da dostum diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru soruyor bize. Yanlışı istiyor. Tabii şimdi bunu biz böyle tek tek hepsiyle uğraşmayalım canım kardeşim. Direkt doğru cevap hangisiymiş? Denizli'ymiş. Pardon, Denizli buymuş. Bu yanlış olanmış. Yani 5 pi bölü 18 50 grad diye eşitlenmiş ama yanlış olanmış. Sen bunu tek tek bütün şıkları deneyeceksin kardeşim. Ben vakit kaybolmasın diye çok da önemli bir şey de olmadığı için hemen es geçtim bunu dostum. Evet, birinci köşe taşımız böyleydi. Hemen çevirdim arkasını. 2 numaralı köşe taşımıza geçiyorum dostlar. Evet, ikinci bölümün
2 numaralı köşe taşı. İlk sorumuza bakalım hemen. Birinci sorumuz saniyelik bir açıyı vermiş. Bizden bunu dakika ve derece cinsinden çevirmemizi istiyor. Yukarıda hocalarım zaten bir örnek açıklaması yapmış dostlar. Olayın ne olduğu aşikar. Saniyeyi derece ve dakika türünden yazmak istiyorsan diyor. Önce bir kere bir 60'a böleceksin. Şimdi 64.187'yi önce bir 60'a böleceğim. Burada bir bölüm bulacağım. Sonra çıkan bölümü bir daha 60'a böleceğim dostlarım. Önce ilk 60'ımıza bölelim. Şimdi 64'te 60 bir kere var. Bir kere 60, 60 çıkarttım 4. Bir aşağıya indi. 1'in 41 oldu. 41'in içinde 60 olmadığından bir 0 çaktım buraya. 8'i indirdim aşağıya. Şimdi 418'in içinde 60 kaç defa var? 7 defa olsa 420 yapar. Demek ki 6 defa var. 6 kere 60, 360. Çıkarttık burada ne kaldı? 48 mi kaldı dostlarım? Bir daha bakalım. Yok, 58 kaldı. 58 kaldı. Şimdi 58'de 60 yok. 7'yi aşağıya indirdik. 587 oldu. 587'nin içinde 60 kaç kere var? 9 kere olsa 9 kere 60 540 yapıyor. Hemen çıkarttım. 7, 4, 0, 47 kaldı. Başka yukarıdan aşağı inecek bir şey olmadığı için bu bölme bitti. En son 47 kaldı bakın burada. Bu 47 dediğim ilk 60'a bölmeden çıkan sonuç senin saniyendir dostum. Demek ki 47 saniye olacakmış bu. Bakın saniye kısmına bakın. Sadece Bursa şıkkında 47 var. Doğru cevabın Bursa olduğu aşikar. Tabii biz devam ettirelim bu bölme işlemini. Şimdi ne yapacağız? Buradaki bölümü bir daha 60'a böleceğiz. 106'nın içinde 60 bir kere var. Bir kere 60, 60 çıkarttım 46. 46 da yok. 9'u aşağı indirdim. 469 yaptı burası. 469'da da 7 kere var. 7 kere 60, 420 çıkarttım 9, 4, 0. 49 çıktı. Bu da senin dakikan. Şuradaki en son oluşan bölüm de derece. Demek ki 17 derece, 49 dakika, 47 saniye olarak işaretleyecekmişiz Bursa şıkkını. Ama dediğim gibi bakın böyle sorular artık sorulmuyor, haberiniz olsun. Evet, geldik 2 numaralı soruya. Bize de bu sefer derece, dakika, saniye vermiş. Kaç saniyedir diye bir soru sormuş dostlarım. Şimdi bir kere zaten 45 saniyemiz var. Bu bir dursun elimizde. Yani 45 var bir kere artı. Şimdi biz 12 dakikayı kaç saniye diye bulmaya çalışalım ki aslında hepiniz biliyorsunuz dostlarım. Hepimiz saat kullanmayı çok iyi biliyoruz. 1 dakika 60 saniye ise 12 dakika acaba kaç saniyedir? 12 çarpı 60'dan 720 saniyedir. O zaman 45 vardı. Bir 720 daha buldum ben. 12 dakika 720 saniyeymiş çünkü. Şimdi gelelim 20 derece. Şimdi 1 derece dostlar 60 dakikaya eşit. 1 derece 60 dakika. 1 dakikada 60 saniye ise 60 dakika kaç saniye yapacak? 60 dakika 3600 saniye yapacak. 60 çarpı 60'da. O zaman 1 derece 3600 saniyeye eşitmiş dostum. Bunu bulduk biz. Bizden kaç dereceyi istiyor? 20 dereceyi istiyor. O halde ben bunu bir de 20 ile çarparsam 20 derecenin de 72, 3 tane de 0 geliyor. 7200 saniye de buradan geldi. O halde şimdi şöyle bir toplayalım. 7200 saniye 20 dereceden geldi. 720 saniye 12 dakikadan geldi. Kendiliğinden bir de 45 saniye vardı. Toplayalım 5 yaptı. Toplayalım 6. Topla 7. 2 aşağı düştü. 7 aşağı düştü. 72.765. Yani Denizli şıkkımız doğru cevapmış dostum. Evet, geldik 3 numaralı sorumuza. Bilmem kaç derecelik açı kaç saniyedir diye bir soru sormuş bize. Sen hemen şunu biliyorsun. 1 derecelik açı 3600 saniye ise acaba 16.02 derecelik açı kaç saniyedir? Dostlar basit bir
doğru orantı kuruyorum, olayı da bitiriyorum. Bununla bunu, bununla da bunu çarpıyorum. X ile 1'in çarpımı X eşittir 3600 ile 3600 çarpı 16.02. 16.02 de 1602 bölü 100 demektir. Hemen şuradan da 2 sıfır sadeleştirelim. 2 sıfır da buradan götürelim. Bakın ne kaldı? 36 çarpı 1602. 1602 ile 36'yı çarpacağız şimdi hemen. Acele etmeden yavaş yavaş çarpalım. 6 kere 2 12, elde var 1. 6 kere 0 0, 1 de elde vardı 1. 6 kere 6 36, elde var 3. 6 kere 1 6, 3 de elde 9. Şimdi sıra geldi 3 ile çarpmaya. 3 kere 2 6, 3 kere 0 0, 3 kere 6 18, elde var 1. 3 kere 1 3, 1 de elde vardı 4. Toplayalım. 2, 7, 6, 8, 8, 16, 17, 1 elde 5 oldu burası. 57.672, yani Ceyhan şıkkı doğru cevap geldi. Evet, bu köşe taşımın son sorusundayım. Diyor ki bilmem kaç derecelik, yok derece açı kaç derecedir? Yani şunun derece cinsinden ifadesini söyleyin bize diyor dostlar. Hemen bulmaya çalışalım şimdi. Şimdi bir kere zaten 42 derece elde var. Şimdi biz şunu hesaplayalım. 24 dakika kaç derecedir? Hemen şurada orantımı bir kurayım dostum. Biliyorsunuz artık 1 derece 60 dakika ise 24 dakika kaç derecedir diye soruyorum. 24 çarpı 1, 60 çarpı x diye soruyorum dostlarım. Demek ki x eşittir buradan 24 bölü 60 derece geldi. Şimdi şu 24 dakikanın kaç derece olduğunu buldum. 24 bölü 60 dereceymiş bu. Bu dursun. Şimdi saniyeyi çevirelim. 1 derece 3600 saniye ise acaba 18 saniye kaç derecedir diye soruyorum. Buradan da ne geldi x'imiz? 18 bölü 3600 geldi. Evet, mevzumuz bu işte dostlarım. Şimdi bunları toplayacağız. Bakalım kaç derece yapıyor. Şimdi şu 6'ya bölelim 10. 6'ya bölelim 4. 18'e bölelim 1. 18'e bölelim 200 yapsın burası. Şurayı da 200 yapalım biz, genişletelim. 20 kaçla çarpıyorum? 20 ile çarpıyorum. Burası 80 bölü 200 oldu. Bu da 1 bölü 200'dü. Yani kısaca ne yaptı şunların toplamı? 81 bölü 200. Tabii bunu da virgüllü yazalım dostlarım. Böyle rasyonel bırakmayalım. 5 ile genişletelim ki paydamız 1 olsun. 5 ile çarparsam 5. 5 kere 8 40. 405 bölü 1000. 405 bölü 1000 de 0.405 yapar. Bu kadar derece geldi. E bir 42 derece de baştan vardı. 42 ile 0 nokta bir şeyin toplamı 42 nokta bir şey olur. 42.405. Yani Denizli şıkkımız doğru cevap geldi Gobeller. Evet, ilk iki köşe taşını hemen gömdük. Şimdi alalım. 3 numaralı köşe taşımızdayız şimdi dostlarım. Evet, ikinci bölümün 3 numaralı köşe taşı. Burada da yine derece, saniye, dakikalarla toplama, çıkartma, çarpma, bölme yapacağız arkadaşlarım. Hadi bunları da öğrenelim. Demiştim zaten baştan, bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bu ilk 3 köşe taşıyla ilgili sınavda sorusu olacağını, yani bu derece, dakika, saniyeler, gradlar, radyanlar, böyle sorular çıkacağını ben çok zannetmiyorum. Haberiniz olsun. Ama temel bilgilerdir. Her soru bankasında mutlaka vardır. Biz de çözüyoruz işte. Şimdi toplama işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. En sağdan başlarsınız. Saniyeleri topluyoruz önce. 39, 30 daha 69 saniye yaptı. Şimdi bu 69 saniyeyi 60'lık parçalara ayırırsın. Yani içinde kaç tane 60 varsa, ki bir tane var. Yani 60 saniye var. Artı bir de 9 saniye var. Ve 60 saniye, yani içindeki 60'lıkları dakika olarak düşünüp sol tarafa eklersin. 60 saniye ne demek? 1 dakika demek, artı bir de 9 saniye demek. O yüzden ben buraya sadece 9 saniyeyi yazarım. 1 dakika var elimde, onu da bu tarafa artı 1 olarak eklerim. Peki ne oldu burası? 21 dakika oldu. 21 ile 48'in toplamı 69 dakika yaptı bu sefer.
Şimdi 69 dakikayı da 60'lık dilimlere ayıracağım. E bu da öğretmenim yine bir 60 var. Artı bir de 9 dakika var. Bir 60 dakika, bir de 9 dakika. Peki 60 dakika neye eşitti? 1 dereceye eşit artı bir de 9 dakika var. İşte o zaman ben buraya 9 dakikasını yazıyorum. Diyorum ki elde var 1 derece. O 1 dereceyi de getirdim buraya, artı 1 olarak ekledim. 42 oldu burası. 42, 77 daha 119 yapar. 119 derece dersin. Demek ki 119 derece. 9 dakika 9 saniyeymiş bu. Bakın cevap Denizli'den geldi. Evet, 2 numara. Burada da çıkartması var dostum. Hiç korkulacak bir şey yok. Toplama çıkartması gayet basittir bunların. Ne yapacaksın tabii ki? Önce bir alt alta yazacaksın. Şuraya yazalım. Önce A'yı yazalım. 80 derece 12 dakika ve 32 saniye. B'yi yazıyorum. 12 derece 25 dakika ve 20 saniye diye yazıyorum ve çıkartıyorum. Şimdi hemen 32'den 20 saniye çıkıyor. 32 saniyeden 20 saniye gayet kolay. 12 saniye kaldı. Demek ki sonu 12 olacak bir kere. Oo, cevap geldi bile Gobeller. Bakın direkt Adana şıkkımız çıktı bile aslında ama devam edelim biz. Şimdi şurayı da görelim. 12 dakikadan 25 dakika çıkacak. Diyeceksin ki ya hocam, 12'den 25 çıkmaz çünkü 12 daha küçük bir sayı. E ne yapıyorduk biz böyle bir durumda? Sol taraftan buraya bir derece alacağız. Buradan buraya bir derece getireceğiz. Peki bir derece, ama burası dakikaydı, o zaman 60 dakika diyelim biz ona. 60 dakika getireceğiz. Ne oldu burası? 72 dakika oldu. Şimdi çıkar işte. 72'den 25 çıkartalım. 7, 4, 47 oldu arkadaşlarım. Demek ki burası 47 dakikaymış. E şimdi buradan 1 derece almıştık. 79 derece kaldı o zaman. 79'dan 12'yi çıkartacağız şimdi. 79'dan da 12'yi çıkartalım. 7, 6. 67 derece kaldı burada da. Evet, Adana olduğunu gördük dostlar. Cevap. Geldim hemen 3 numaralı sorumuza. Burada da 2 ile çarp, 3 ile böl falan filan gibi bir şeyler söylüyor. Şimdi A'yı 2 ile çarpın diyor. Hemen çarpalım. 40 derece olur. 80 dakika olur. 26 saniye olur. B'yi de 3 ile çarpın diyor. Çarpalım. 108 derece olur. 51'i 3 ile çarparsak 153 oluyor değil mi? 153 dakika olur. 27'yi 3 ile çarpalım. 60, 81 oluyor. 81 saniye olur. Evet, şimdi çarptık 2 ile ve 3 ile. İnşallah hepsi doğrudur. Tamam. Şimdi toplayın diyor. Hadi toplayalım. Topluyoruz. 81, 26 daha. Normalde ne yapıyor? 100, 107 yapıyor değil mi? 107 saniye yapıyor. Biz ne demiştik? 60'lı bir şeylere ayıracaksın. Artık kaç tane 60 varsa. Bir tane 60 var. Artı bir de 47 var değil mi bunun içinde? 60 ile 47'nin toplamıdır bu. Demek ki 60 saniye bir de 47 saniye. Ben bu 60 saniyeyi 1 dakika olarak söyleyeceğim. Artı 47 derece saniye diyeceğim. O yüzden buraya 47 saniyeyi yazıyorum. 1 dakikayı da artı 1 olarak şunlara ekledim. Tamam. Yani sonu 47 olacak. Aslında yine cevap çıktı dostlarım. Ceyhan'dan geldi. O zaman ben de çok uzatmayayım dostlar. Siz de öğrenmiş oldunuz zaten. Hadi geldik şu 4 numaralı sorumuza. Bunu da öğrenelim. Bakın 1 dereceyi 5'e bölme muhabbeti. Şimdi her terimi tek tek 5'e böleceksiniz. 35 5'e bölünüyor hocam. Doğru, bölünüyor. 7 kalıyor. Bakın sonu 7'li bir şey. 20 de 5'e bölünüyor. Doğru, ama 12 5'e bölünmüyor. Kurban oldu. Peki ne yapacağım o zaman hocam ben? Şu 12 2 derecesi olmasaydı değil mi? Şu eksi 2 derece olmasaydı burası 10 derece olsaydı. 10 derece. O zaman bu da bölünürdü. Doğru. O zaman şöyle yapalım mı? Bu eksi 2 dereceyi çıkartalım. Bu tarafa gönderelim. Peki 2 derece. Şimdi 1 derece ne demekti? 60 dakika. 2 derece ne yapar? 120 dakika. O zaman biz bu 120 dakikayı şu 20'ye koyalım. 120, 20 daha. 140 dakika olsun burası. 35 saniye olsun. Şimdi bak hepsi 5'e bölünüyor. Bunu 5'e böl. 7 saniye yapar. Gözüküyor mu burası? Gözüküyor. 7 saniye. 140'ı 5'e böl, 28 dakika yapar. Onu 5'e böl, 2 derece yapar. İşte 2, 28, 7. Yani cevabım Ceyhan'dan geldi.
Evet, geldik 4 numaraya dostlarım. Şimdi biraz daha böyle açısal kavramlarla muhatap olalım diyelim. Evet, ilk sorumuz, birinci sorumuz A diyor geniş açı. Dostlar, geometride geniş açı demek 90 dereceden büyük olan açı demek. Bakın 90 bile olmayacak. 90,1 derece ise evet geniş açıdır. Ama 90 derece derse geniş açı değil. 90 dereceye biz dik açı diyeceğiz. 90 dereceden büyük olan açıya da geniş açı diyecekmişiz. 90 dereceden büyük, 180'den de küçük olacak bu arada. Öyle 180'den büyük de olmayacak yani. 90 ile 180 arasında. Diyor ki bana, B'nin en büyük tam sayı değeri. Sen de diyorsun ki lan hoca, şimdi B'nin en büyük olması için A'nın en küçük olması lazım. Peki A'nın en küçük değeri kaçtır? Şimdi 90'dan büyük olacak. En küçük. 91 olur öğretmenim. 91 derim ben buna. Peki bu 91 ise hemen çıkart 270'ten. 91'i çıkartalım dostum. Şöyle çıkartayım. Bölüyorum lan. Ne çıkar? Bölmesi. Çıkartıyorum. Ondan 1 çıktı 9. 16'dan 9 çıktı 7. Burada 1 kaldı. 179 mu oldu dostlarım? Cevabımız geldi bile. Evet. Geldik ikinci soruya. A dik açı diyor. He diyeceksin. Madem ki dik açı, dik açının ölçüsü 90 derece. O zaman şurası 90 derece. Tamam. B dar açı. Dar açı demek 90 dereceden küçük olacak demek. Bana da diyor ki C'nin en küçük değeri. Şimdi C'nin küçük olması için diğer ikisinin büyük olması lazım. Diğer ikisini ne kadar büyük alırsam C o kadar küçük olacak dostum. Şimdi A'yı zaten büyüklüğü küçüklüğü yok çünkü A dik açı. Direkt değeri var. 90 derece. Başka bir şey olamaz A. Ama B dediğim şey dar açı. 90'dan küçük. 90'dan küçük en büyük ne olur diye soruyorum. 89 olur. İşte şimdi C'yi bulur. Peki 90 ile 89'un toplamı 179'dur şu ikisi. 179'u da 330'dan çıkarırsam ben 1, burada 2 kaldı. 12'den 7 çıktı 5, 2'den 1 çıktı. 151 derece geldi. Benim aradığım cevap. Elimi de çizdim bu arada. Evet, 3 numaradayız dostlar. Bakalım ne diyor. A dik açı, B doğru açı ve C tam açı olmak üzere. Şöyle odaklanmaya bir daha bakayım. Heh. Neymiş? A dik açı. O zaman A'nın ölçüsü 90 derece. B doğru açı. Dostlar doğru açı demek düz çizginin oluşturduğu şu açıdan bahsediyor bize. 180 derecelik açı demektir. Demek ki B 180 derece. C de diyor tam açı. Tam açı demek tam açı tamamlanmış. Bak başladığı yerden dönmüş. Tekrar bir başladığı yere bitmiş, tamamlamış döngüsünü. Tam açı demektir bu. Tam açı da 360 derecedir. O yüzden C'de 360 derece olmak üzere şu işlemin sonucu kaç derecedir? Şimdi C neydi? 360. A neydi? 90. Eksi 2 çarpı 90 eksi 180 yapar. B neydi? 180 artı 180. Sıfırladı bunlar. Bir tek 360 kaldı. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Hadi 4 numara okuyalım. Yukarıda verilen açı çeşitleri ve örnekleri arasındaki ilişkilerden kaç tanesi doğrudur? Dik açıysa 90 derecedir diyor. Evet, bu bir doğru. Tam açı neydi? Az önce söyledik 360 derece olacak. Bu yanlış. Doğru açı az önce söyledik 180 derece olacak. Bu da yanlış. Dar açı 90'dan küçük bir açıdır dedik. Evet, doğru. Bakın 90'dan küçük. Geniş açı 90'dan büyük olacak dedik. Bu 90'dan küçük almış. Bu da yanlış. O yüzden sadece iki tanesi doğrudur dostlarım. İki tanesi doğruyu işaretledim Bursa'yı. Evet. İlk dört köşe taşını gömdük. Kaç dakika geçti dostlar? 24 dakika geçti. Hadi birkaç tane daha köşe taşı gömelim ya. Beşi de gömelim. Bakalım duruma göre artık şey yaparız. Süreyi durdururuz gerekirse. Yeni videoya geçeriz. Evet, ilk sorumuz 52 derecelik bir açının bütünleri ile tümlerinin toplamı kaç derecedir diye bir soru sormuş. Dostlar, bütünleri demek 180'e tamamlayan demek.
Yani 52'nin üstüne kaç derece eklersem 180 olur. 128 dereceyle 52'yi ben 180'e tamamlarım. Demek ki 52'nin bütünleri 128. Tümleri demekse 90'a tamamlayan demek. Bak bütün neymiş? 180. Tüm neymiş? 90. 90'a ne tamamlar 52'yi? 38 tamamlar. O zaman 52'nin tümleri de 38 dereceymiş. Bize de diyor ki işte bu ikisinin toplamı kaç derecedir diye bir soru soruyor. Hadi toplayalım. 8 ile 8'in toplamı 16 elde var 1. 3 ile 2'nin toplamı 5. 1 de elde 6. 1 de en başta var. 166. Yani Ceyhan'dan geldi cevap. Geldik iki soruya. İkinci soruya. Bütünler iki açıdan biri. Şimdi bütünler iki açı diyor dostlar. Ben birine x desem, diğeri bunu 180'e tamamlayacağı için 180 eksi x olur mu dostum? Açılardan biri x ise diğeri kesinlikle 180 eksi x. Çünkü bütünler diyor. Bütünler demek 180'e tamamlayan. Biri diyor diğerinin 3 katından 40 fazladır. Bak bu şu 180 eksi x şuna eşit olsun. Bu diğerinin yani x'in 3 katından 40 fazlasına eşitmiş diyor. Buna göre küçük açı kaçtır? Hadi şimdi önce bir x'i bulalım buradan. Şimdi şu eksi x'i buraya atarsak 4x olur. 40'ı buraya atarsak 140 olur. Hadi bir de 4'e bölelim. X eşittir. 140 bölü 4'ten 35 geldi. Peki x 35 ise şunu 35 bulduk. Bütünlerini ne bulacağız bunun? 180 eksi 35 yani 145. Büyük açı 145, küçük açı 35. Bana zaten küçüğü soruyor. Cevabı Adana olarak işaretledim bile. Evet. Tümlerinin bütünlerine oranı 1 bölü. Şimdi bir açı var. Mesela x olsun bu açı. Bunun tümleri. Tümleri. 90'a tamamlayacaktı. 90 eksi x olur. Peki bütünleri. Bütünleri 180'e tamamlayacaktı. 180 eksi x olur dostlar. İşte diyor ki tümlerinin yani 90 eksi x'in bütünlerine yani 180 eksi x'e oranı 1 bölü 3'tür diyor. Hadi gerisini yapalım. İçleri çarpıyorum. 1 ile 180 eksi x'in çarpımı 180 eksi x'tir. Dışları çarpıyorum. 3 ile 90'ın çarpımı 270 eksi 3x geliyor. Eksi 3x'i buraya alalım. 2x kalsın burada. 180'i buraya alalım. 90 kalsın. X eşittir. 45 çıktı. Olan açı kaç derecedir? Evet x'i soruyor. 45 derecedir dedik. 4 numarayı okuyoruz. EA diktir. EA diktir. EC'ye zaten 90 dereceyi koymuş şuraya. Şöyle bir 90 derece. Ben biraz daha büyüttüm. CED şuradaki açının ölçüsünü 2x artı 40 vermiş. Tamam. BEC şu aradaki ortadaki açının ölçüsünü de 3x artı 20 diye vermiş. Buna da eyvallah. Sonra da diyor ki AEB ile AEB neresi orası? Şu açı bakın yeşilledim orayı. CED şu açı dostlar şu açının toplamı diyor 90 derecedir diyor. Nereden anladın hocam? Çünkü tümlermiş bunlar. Bu ikisinin toplamı tümlerseler kesinlikle 90 derece arkadaşım. Başka yolu yok bu işin. Şöyle yazayım hatta. Buna A dediğinde düşün. Bu da B olsun. A ile B'nin toplamı 90. Lan hocam şurası da 90'sa acaba A ile B olmaz mı bunlarda? Yani şurası da B olmaz mı? Bakın ne oldu o zaman? Bu da B, bu da B oldu. Demek ki bununla bu birbirine eşitmiş meğersem şu iki açı. Yani 2x artı 40 eşitmiş 3x artı 20'ye. O zaman x eşittir 20 çıktı cevabım. Bursa'dan geldi dostlar. Evet 5 numarayı da gömdük. Hemen 6 numaralı köşe taşına geçtik dostlarım. Şöyle tam ayarlayamamışım. Evet. Birinci sorumuza bakalım. Odaklanmayı da şöyle bir çakalım hemen. Odaklanma da ayarlı olsun.
Evet. Birinci soru. AB diktir BC. Evet, 90'ı gördüm zaten. ABD'nin açı ortayı ile ABD, yani şu açının açı ortayı, şimdi bu açının açı ortayı demek, bu açıyı tam ikiye bölüp giden doğru demek. Aha bu. İkiye bölüm. Sonra da diyor ki DBC, DBC. Şu alttaki açının açı ortayı, şimdi bunun açı ortayı da şudur. Burayı ikiye bölecek şöyle. Arasında kalan açı kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Yani bizden şuradaki açıyı istiyor. Bakın iki yeşilin arasındaki şu açı isteniyor. Çok basit oldu soru dostlar. Şimdi ileride de söyleyeceğim ben size. Diyeceğim ki kardeşlerim, eğer ki eşit açı gördüyseniz hemen aynı harfi yazın. Bakın yazıyorum. Buna A derece, buna da A. Buna B derece, buna da B derece dedim. Ve şunu biliyorum. 2A ile 2B'nin toplamı kaç derece yaptı? Toplam 90 dereceydi değil mi burası? 90 derece yaptı. Bakın her şey 2'ye bölündüğü için ben de hepsini 2'ye bölüyorum. Bunu 2'ye böl A. Bunu 2'ye böl B. Bunu 2'ye böl 45. Demek ki A ile B'nin toplamı 45. Yani bakın A ile B'nin toplamı dediğimiz yer şu iki yeşilin arasındaki açı da oldu mu dostlarım? A ile B var burada. O zaman istenilen yer 45 derece çıktı. Gönül rahatlığıyla yapıştırdım hemen. Geldim ikinci soruya. Yine açıortaylı bir soru. Yine eşit açılar var. Aslında soruyu okumadan önce şöyle A, A, B, B yazsak. Şimdi bunların 3, 4, 5'inin toplamı. Şuranın hepsi. Tam açı yaptı arkadaşlarım. Pardon, tam açı diyorum. Doğru açı yaptı değil mi bunların hepsinin toplamı? Doğru açının ölçüsü kaç dereceydi? 180. O zaman şunların hepsinin toplamı 180. Yani 2A var, 2B var, bir de 90 var. Bunların toplamı 180. Hadi 90'ı sildik, bu taraftan da çıkarttık. Burada 90 kalmış olsun. E bir de hepsini 2'ye bölelim. A ile B kaldı eşittir 45. Şimdi ne istiyor? FBK. Gösterelim orayı. FB BK arasındaki açıyı istiyor bizden. Şurayı istiyor. Ne var orada? A var, 90 var, B var. Yani A'nın, B'nin ve 90'ın toplamını istiyor bizden dostum. A ile B'yi biz 45 bulduk. Burası 45. 90 daha oldu sana 135. Evet, hadi bakalım. Geçelim 3 numaraya pardon. Evet, 3 numaradayız. Yine eşit açılar görüyorum. E o zaman ne düşünüyorum ben? Soruyu bile okumama gerek yok. A diyorum A. B diyorum B. Ve hepsinin toplamı neydi buranın tamamı? Şu yarım dairenin toplamı neymiş her zaman? 180 derece. Toplayalım. 40 var. A var, A var, B var, B var. Yani 2A var, 2B var. Bir de 40 vardı, 180. 40'ı çıkartırsam 180'den 140 oldu. 2A ile 2B. Hemen 2'ye bölüyorum. A ile B ne oldu? 70. Şimdi benden nereyi istiyor? D, B, E açısı. Bak D, B, B, E açısı. Yani şu arayı istiyor. Ne var burada? B var, 40 var, bir de A var. B'nin, A'nın ve 40'ın toplamı. A ile B zaten 70. Bir de 40 ekleyin üstüne 70'in. Oldu size 110. Evet, artık son soruda bence videoyu durdurup hepiniz çok rahat çözebilirsiniz. Aynı soru artık arkadaşlarım. Eşit açılara şöyle A, A, B, B yazınca 50 buradaysa toplamları 180 olacak. 2B ile 2A'ya ne kalacak bu durumda? 130. Hemen 2'ye bölersem B ile A'nın toplamı da 65. Ne istiyor bizden? D, B, F. Yani D, B, B, F. D, B, B, F. Ne var bu aralarında? B ile A var. Yani 65 var. Zaten B ile A'nın toplamını 65 bulmuştuk. Evet dostlarım, 6. köşe taşını da gömmüş olduk böylelikle. Bir videoda 6 köşe taşı gömdük. Süremiz ne kadar? 34 dakika. İyi, ideal. Diğer köşe taşlarını da bir sonraki videoda çözeriz. Artık diğer köşe taşıyla birlikte sınavda çıkma potansiyeli, yani 7. köşe taşından sonraki köşe taşlarımız sınavda çıkma potansiyeli olan köşe taşlarıdır. Doğru da açılarla başlıyoruz artık, haberiniz olsun.
Evet kardeşlerim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.